Türkiye'nin en çok izlenen moda programı Doya Doya Moda'da şampiyonluk haftasının ikinci günü başlıyor. Günaydın hanımlar. Günaydın. Bugün nasılsınız? Çok iyiyiz. Heyecanlıyız. Alışveriş için bugün neredeyiz peki? Bakırköy. Konseptinizi de açıklar mısınız? Kendi tarzının dışına çık. Bugün size bir sürprizimiz olduğunu söylemiştim değil mi? Ay, evet. Burada bir sürpriz var. Yeni bir yarışmacı geliyor desem inanır mısınız? Nerede? Ya artık inanmıyoruz. Artık buna inanmıyoruz, evet. Şampiyonluk haftasına yakışır bir sürprizle geliyoruz bugün. Anne ya. Bakalım mı? Ay ya hayır. Ne geldi? Kim geldi? Hello. Ay, hoş buldum. Günaydın. Evet. Sürprizler böyle oldu. Kökünüzü kurutmaya geldim. Final haftasında hepinizi eleyeceğim. Evet. 1 saat içinde 5 kombin yapmaya geldim. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Nerede o mağazalar? Hadi gidelim hemen. Gülşah Saraçoğlu Bakırköy'de. 3 sezondur bir ilk yaşanıyor hanımlar. Vallahi bence... Kız yok mu mendil? Bunu şenliklerle kutlamamız lazım. Hadi yürüyoruz, ne yapıyoruz? Hadi başlıyor. Hadi sahalay başı sen oradan devam et. Dünkü finalden sonra bu moral ziyaretine ihtiyacınız vardı değil mi? Ben de bugün kızlarla yarışacağım. Buradan Uğurkan abiye ve Serdar'a bir mesajım var. Lütfen beni kötü değerlendirmesinler ne olur. 1 aldığımda çenem hiç durmayacak, 5 aldığımda hey hey bu yarışmanın birincisi benim diyeceğim. Yani böyleli bir durum. Çok soğuk, acaba biz bir alışverişe başlasak mı? Başlamadan önce bütçenizi açıklayayım isterseniz. Kendi tarzının dışına çık konsepti için bütçeniz tam tamına 1000 lira. Gülşah Hanım'la birlikte Bakırköy'deki 2 saatlik alışveriş süreniz başlıyor hanımlar. Kızlarımız Bakırköy sokaklarına karışmadan önce ilk olarak Aleyna'ya günaydın diyoruz. Günaydın dış ses, günaydın sevgili herkes. Ben dünyaca ünlü bir starım. Arabamdan indiğim anda beni paparaziler yakalıyor ve onları kırmıyorum. Ben de onlarla röportaj yapıyorum. Bakalım neler bekliyor bize. Alışverişe hazır mısın peki? Hazırım. Hadi başlayalım. Günaydın Eda. Merhaba dış ses. Merhaba sevgili izleyenler. Konseptine karar verdin mi? Hayko Cepkin ve Şebnan Ferah'ın konserine gidiyorum Bostancı'da. Bye bye. Günaydın Hülya. Önce istersen konseptimi söyleyeyim sana. Rihanna İstanbul'a geliyor. Yasemin Hanım'la Rihanna'nın konserine gidiyoruz. Ama öncesinde bir şeyler içmeye gideceğiz. Oradan da Rihanna konserine gideceğiz. Bugün o uçuk tarzı göstereceğim. Alışverişe başlayalım o halde. Hadi başlayalım. Günaydın Melike. Sen bugünün konseptinde neye karar verdin? Ben bugün bir filmde dönem kadını olacağım dış ses. Döpiyes tarzı bir şey giymeyi planlıyorum ya da kürklü bir şeyler yapacağım. Alışverişe başlayalım mı? Evet başlayalım dış ses. Hadi bay bay. Günaydın Deren. Konseptine karar verdin değil mi? Lüks bir mekanda bir toplantı olacak influencerlık için. İlk önce nereye gidiyoruz peki? Kumaşçıya. Sen kumaşçıya giderken biz de Eda'nın yanında alıyoruz soluğu. Siyah bir dalgıç kumaş istiyorum. İnce bir şey gibi hayal. Çorap gibi olacak gibi. Tamam bundan bir yarım metre kıvamı böyle bir şey verebilirsin. Bir de siyah deri istiyorum. Esnek bir deri olmalı. Şu deri var. Bugün siyah bir kombin mi hazırlayacaksın? Şimdi bu kız hep kokoş bir kızdı. Taşlı tuşlu simli bir kızdı. Bu kızın tam zıttı ne olabilir? Asi, metalik, rockçı. Böyle zımbalar, işte iğneler, zincirler, deriler falan buna geçeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz peki? Şimdi kumaşımızı keselim bana izin ver. Sonra kasada tekrar görüşürüz. Bay bay. Daha seçtiği kumaşlar için 175 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de hemen Melike'nin yanında alıyoruz soluğu. Dış ses, bak kimi buldum. Evet çok güzel sesi var. Doya Doya Moda'yı felaket takip ediyor. Şarkılarımı çok beğeniyormuş ablacığım. Çok beğeniyoruz gerçekten öyle. En çok hangi şarkını beğeniyormuş peki? Adana'ya. Adana. Söyleyeyim mi senin için? Hadi söyleyeyim bari. Gidek kalk gidek. Adana'ya kalk gidek. Adana'nın hele kardeş. Şimdi benim alışverişe başlamam lazım. Başla. Çok sağ olun. Fanlarından da motivasyonunu aldığına göre. Evet dış sescim sağ olsun ablam. Bu arada neden buradayız? İsminin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şöyle yarım kürkler var. Kısa kollu böyle. Onlardan bakacağım burada. Sen seçimini yaparken biz de diğer kızlarımızın yanına gidelim o halde. Tamamdır görüşürüz. Kumaşına karar verdin mi Deren? Evet dış ses kumaşımı seçtim. 1 metrelik kot bir kumaş aldım. Abimiz de 90 TL yaptı bize. Bunu poşetimize koyuyoruz. Fişimizi aldık, paramızı aldık ve terziciye gidiyoruz dış ses. Sen terziye giderken biz de alışverişine ayakkabı alarak başlayan Aleyna'nın yanındayız. Renkli ayakkabı giyeceğim bugün. Mavi de çok hoşuma gitti, yeşil de çok hoşuma gitti fakat ben maviyi daha çok beğendim. Fiyatlarını da öğrenelim mi? Dış ses fiyatları 1000 TL'ymiş ama mutlaka özel indirimler alacağız çünkü büyük final haftasındayız. Kararını verdin mi peki? Kasada görüşelim mi? Bay bay. Aleyna seçtiği çizmeler için 100 lira ödeyerek alışverişine devam ederken biz de Hülya'nın denediği kombini inceliyoruz. Vallahi mükemmel bir şey giydim dış ses. Çok iyi bir parça buldum. Bu parçayı nasıl kombinlersin peki? Ya beyazla ya morla kombinlerim bunu. Bu arada başka bir kombinin var mı? Bir şey daha deneyeceğim dış ses. Hadi ben kabine gidiyorum. Kendi tarzının dışına çık konsepti için Melike yeni bir kombin denemiş bile. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış Melike? 690 TL ki beni biliyorsun ben böyle elbiseleri de sevmem ama yani çok hoşuma gitti. Ama param yetmiyor. Kombinine karar verebildin mi? Karar verdim dış ses. Seninle kasada görüşebiliriz artık. Bay bay. Dış ses bluzumu da aldım. Gömlekten vazgeçtim. Şimdi kasadayım. Toplam ne kadar ödeyeceğim? Toplam 320 TL. Kendi tarzının dışına çık konsepti için Bakırköy'ün altını üstüne getiren Deren sonunda ceketini iade edip geri dönmüş. Hemen bu ceketi alıyorum. Ne kadardı? 300 TL. 300 TL ödüyoruz. Sonra hemen ayakkabıcıya koşuyoruz. Şöyle vereyim ben. Sırada ne var peki? Çanta. Sonra ayakkabı. Koşmaya devam etsen iyi olur Deren. Koş 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 koş. Bakalım diğer kızlarımızın alışverişi ne durumda? Dış ses gözlük denedim. Şöyle çok güzel kocaman. Kombinimi güçlendirmek adına bu da tamamen öyle bir gözlük. Bunu alıyorum. Daha kombinini tamamlamadın ama. Olsun yetişecek olacak güzel olacak. Fiyatı ne kadarmış gözlüğün? 50 TL'ymiş dış ses. Baktım en yakışan buydu bunu alayım dedim. Ne yapıyoruz peki? Ne yapıyorum kasaya gidiyorum hadi koş bay bay. Aleyna seçtiği gözlük için 50 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de bu arada Eda'nın yanına geliyoruz. Nasıl bir tişört arıyorsun Eda? Böyleli bir şey var. Böyleli bir şey var. Tişörtümü alalım kasada buluşalım mı? Seni kasada bekliyoruz o halde. Bay bay. Eda seçtiği ürünler için 360 lira ödeyerek aksesuarcıya doğru yola çıkıyor. Biz de hemen Hülya'nın yanında alıyoruz soluğu. Rihanna ve gözlükleri. Müthiş bir gözlük buldum. İndirim alırsam eğer bunu almayı planlıyorum şu anda. Hülya 380 liralık gözlük için Doya Doya Moda'ya özel indirim alarak 100 lira ödeme yapıyor. Bu kez Deren'in yanına geliyoruz. Nasıl bir çanta arıyorsun Deren? Pembe spor bir çanta. Hemen bakıyorum burada gözüme kestirdim. Hemen bunu alıyoruz işsiz. Hemen kasaya geçiyoruz ve sonra ayakkabıcıya. Çantana ne kadar ödüyorsun? 40 TL söyledi abi. 40 TL'mizi veriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Fişimizi de aldık. Hemen gidiyoruz ayakkabıcıya. Bakalım Melike'nin aksesuar seçimi nasıl olacak? Ya kalın kalın incileri almak istiyorum. Ama bu şekilde değil. Bunlar aslında 30 lira ama benim almak istediklerim bu şekilde. Bunlar da 40 lira. Ama ben bundan 3-4 tane almak istiyorum. Ve benim sadece 2 tanesine param yetiyor falan. Şurada bir şey çarptı gözüme. Bu nedir yahu? Bir an önce kararını versen iyi olur Melike. Biz seni kasada bekliyoruz. Görüşürüz. Melike seçtiği aksesuarlar için 50 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de hemen Aleyna'nın yanına geliyoruz. Şapkamı seçtim. Şöyle kocaman küpe arıyordum buldum. Ne kadarmış fiyatları? 200 TL şapka, 40 TL küpe ama bugün abla biliyor ki büyük final haftasındayız. Mutlaka indirim yapacaktır bize. Hadi kasaya gidelim. Aleyna seçtiği aksesuarlar için 200 lira ödeme yaparken biz de Hülya'nın yanına geliyoruz. Sen neler aldın Hülya? Bir sürü kolyeler aldım dış ses. Bunu da abicim bana sağ olsun hediye verdi. Abi ver çantamı atacağım gideceğim ne kadar? Peki, al abi. Teşekkür ederim. Süpersin. Takım da aldım hadi gidelim. Kendi tarzının dışına çık konsepti için alışverişimiz devam ederken Melike de ayakkabı seçimine geçiyor. Evet 2 tane stiletto görüyorsun. Gülşah Hanım'ın sevdiği gibi parmak uçlarında. Allah Allah. Belli oluyor diyordum tam. Tamam, hoş geldiniz. İyi insan da lafın üstüne gelirmiş. Evet, tam siz sevdiklerinizden değiller mi? Küçük bir tüyo verebilir miyim? Vermeyeyim bence. Merak ettik ama. Ben de buradan aldım ayakkabılarımı. Çok güzel değiller mi? Ben de ondan alayım o zaman. Çıkalım. En sonuçta ben aldım. Tüyo vereyim dedi ya. Evet abi. O ikisinden de aldı. Yalnız nasıl olacak? Hangisinin tüyosunu verecek? Öyle mi? Evet, ama ben kadifesinden de aldım. Bak nokta atışı, göz var işte. Hadi süremiz doluyor. Tamam. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Hadi sette görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüyorum sizi. Gülşah Hanım'dan gereken mesajı almışsındır umarım Melike. Ay dış ses çok heyecanlandım ya. Ayakkabına karar verdiysen kasada görüşelim mi? Tamam dış ses görüşürüz. Melike seçtiği ayakkabılar için Doya Doya Moda'ya özel indirim alarak 100 lira ödeme yapıyor. Alışverişin bitti mi Melike? Alışverişim bitti. Sadece ince bir çorap alacağım, sonra kızların yanına geçeceğim. Ama biliyorsun ki ben 38 beden aldım. Eteğimi, onu evimizde daraltacağım. Eksiğin yoksa eğer toplanma noktasında görüşürüz. Hadi gidelim. Bu arada Eda da aksesuar seçimine geçiyor. Küpe alıyorum. Fiyatını da öğrenelim mi? 20 lira. Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Eda seçtiği küpe için 20 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Kendi tarzının dışına çık konseptinde bu kez Aleyna'nın yanındayız. Şu an üzerimde bir şişme mont var ve altında şalvar gibi bir pantolon var. Şişme mont kısa da olabilir, uzun siyah da olabilir. Uzun siyahı bulursam onu alacağım. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış? 350 TL montum, şalvarım da 100 TL. Ne kadar ödüyorsun kombinine? 645 TL şöyle veriyorum dış ses. Alışverişimi bitiriyorum ve evde sadece taytımın boyunu kısaltacağım. Bunu da şimdiden söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. Kızlar toplanma alanına gidebiliriz. Sen toplanma noktasına giderken biz de Hülya'nın yanında alıyoruz soluğu. Nasıl bir ayakkabı denedin Hülya? Buti, biliyorsun Rihanna buti çok tercih ediyor şortlarla. Konserine gidiyorum. Birazcık da onda resimlenmeyeyim mi? O yüzden ben de buti tercih edeceğim. Sivri uçlu. Kararını verdiysen kasada görüşelim mi? Tamam dostum, hadi görüşürüz. Abi son bir güzellik yapar mısın bana? Sana her zaman güzel. Çorap alacağım, 50 TL'm kaldı. Adamsın. Teşekkür ederim abicim. Başarılar diliyorum. Çok sağ ol. İnşallah kazanacağım. Nerelerdesin Deren? Ayakkabıcıya geldik dış ses. Ayakkabıcıya geldin ama maalesef süren bitti. Ne diyeceğim bilemiyorum. O kadar koşuşturdum, ter içinde kaldım. Ne yapıyoruz şimdi? Kızların yanına gidiyorum, ne yapayım? Bunları giymesem de olur. Kendi tarzının dışına çık konsepti için Bakırköy'deki 2 saatlik alışveriş süremiz sona ererken kızlarımızla toplanma noktasında bir araya geliyoruz. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Nasıl geçti alışverişiniz? Çok güzel. Deren senin canın neden sıktın? Ayakkabı alamadım dış ses. Sürem yetmedi. Doya Doya Moda stüdyolarına doğru yola çıkma zamanı. TV8 ekranlarına Doya Doya Moda'ya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Bu sabah Gülşah'cığım. Evet. Alışverişteymişsin. Neler oldu? Çok merak ediyoruz. Onlar yeni bir yarışmacı diye bekliyorlardı. Bazen böyle siyah bir minibüsle biz hani olay mahalline yarışmacılarımızı gönderdiğimiz gibi. Hakikaten bekliyorlardı. Yeni bir kız geldi diye mi beklediniz? Ciddi soruyorum. Evet. Evet. Yeni biri diye geldi. Ben bir sürpriz olacağını hissettim. Salı günü gelmez dedim yeni kız. Evet. Alışveriş kombinlerini nasıl buldun Gülşah'cığım? Ay eyvallah olsun. Onlara bir sürprizim var. Iyiydi. Şoka girdin. Alışveriş kombinlerini yorumlayacağım dedim. Puan vereceğim. Gördüğünüz gibi. Deren. Deren. Bu ne Deren? Ve Eda. Muhteşem rugan pantolonu, rugan çizmesiyle. Hülya, Hülya'yı beğendim. Onu ayıralım. Melike'yi de beğendim. Onu da ayıralım. Yani Aleyna'yı beğendim. Çizmelerini beğenmedim. Onun için... Haklı ama. Çizmelerini böyle atıyorum. Burası olur. Evet. Böyle işte. Deren ne oldu? Çok mu üzüldün? Bu yüksek enerjiyi kaybetmeden ilk yarışmacımız Melike'yi podyuma davet ediyorum efendim. Bravo. Hanımcık. Selamlar. Selamlar, hoş geldin Melike'ciğim. Hoş buldum Serdar Bey. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız efendim? Ben deyim, çok teşekkürler. Hemen konseptini rica edebilir miyim? Tabii. Kendi tarzımın dışına çıktım. Evet. Ve ben şu an bir dönem filminde oynuyorum. Başrol olarak. Evet, şimdi biliyorsunuz ki konseptlerimiz çok önemli. Hani dönem filmi derken bizi bilgilendirebilir misin? Hangi dönem? Herhangi bir dönem vermedim fakat... İkinci dönem. Herhangi bir dönem vermedim fakat yapmış olduğum saç, stilettom vesaire 60'lar olabilir, 50'lerin sonu olabilir. 1930'lar gibi 60'lardan çok değil mi? 1930'lar. Evet, çünkü saçı bak duruyor. Ben 40. Baktım internetten 50'ler 60'larda da kullanılıyordu ama. Hayatım 50'ler 60'larda da bu var. Saçında tabii ki o zaman da böyle kullanabilirsin ama 60'larda daha böyle volümlü saçlar vardı, volümlü topuzlar vardı. Bu evet. Vak havasını verdiğin saçın 30'lar, 40'lar o döneme ait saçtır. Fiyatlarını alabilir miyim lütfen? Tabii ki. Ayakkabılarım 100 TL, çorabım 30 TL, eteğim 200 TL, bluzum 120 TL, kürküm ve aksesuarlarım. Evet, bileziklerin. 350 TL, küpelerim de 50 TL. Evet, şimdi. Şunu da göstermek istiyorum. Tabii ki. Şöyle. Wow. Çok şık. Sana baktığım zaman ben de seni çok beğendim bugün. Teşekkür ederim. Melike, Yasemin ama çok beğendim seni. Çok teşekkür. Çantanı bir düzelt ilk önce lütfen. Ay, görmüyor musun? Az kısa. Çok beğendim sana, bravo. Çorap giymen çok iyi. İnci küpelerin var. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Yani çok bir şey söylemek istemiyorum. Kendine gelmene sevindim. Enerjinin yerine gelmesine sevindim. Çünkü dün bayağı düşüktün. Moda olarak da kafan karışıktı. Peki dün öyle bir gün geçirdikten sonra gidince ne yaptın? Ailem, yine annem, ablamlar falan görüntülü konuştuk. Beni böyle bir kendine geldin. Evet, çok sevindim. Bu hiç tarzın olmayan kıyafetle kendine güveniyorsun. Ha, burada bir şey daha gördüm. O da çok hoşuma gidiyor. Ben tabii bu benim kendi gözlerim ve kendi fikrim. Ben siyah çorap için hiç ten göstermiyorsun ya. Buraların kapalı ya. Ben öyle siyah çoraba bayılıyorum. Eğer şurası böyle biraz açık dekolte oldu mu? Aslında giyilmez mi? Giyilir tabii ki, giyilir. Yani isteyen giyer tabii ki. Ama ben şöyle çok seviyorum. Çok iyisin. Çok teşekkür ederim. Dün ben sana aslında yine iyi puan vermiştim. Evet. Ama şimdi iyi puan vereceğimi zannediyorum ama bir yerden kırayım diye düşünüyorum. Bu kadar söyleyecektim. Ne söyleyeyim başka? Teşekkür ederim. Seni yerine alıyoruz ve Hülya geliyor. Hülya. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Rihanna'nın konserine gidiyoruz birlikte. Birlikte? Sizinle. Evet, sizsiz Rihanna'nın konseri olmaz. Aferin bence. Aferin sana. Olay çıkarırdım öyle bir şey yapsan. Beraberiz. Fiyatlar. Tamam. Çizmelerim 50 TL ama Doya Doya Moda özel. Özellikle belirteyim dedim. Güzel. Kürküm, eldivenlerim, şapkam ve çantamı 500 TL verdim toplamda. Şortum 150 TL, tişörtüm 70 TL, takılarım 100 TL. Mükemmel. Kusursuz. Teşekkürler. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Aferin sana. Teşekkür ederim. Aferin sana. Çok güzel yükseltmişsin. Çok güzel bir kürk seçmişsin. Sahte kürk. Onun rengine bu çantayı bulman, eline alman, eline atman. Aferin sana. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim Yasemin Hanım. Hülya'cığım ne haber? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol kızım. En beğendiğim şeylerden biri, bugün üstündeyken zaten bunu söylemek istiyorum. Sonra tamamen kıyafetine geçeceğim. Ben böyle üstüne mini etek gibi olan bluz, gömlek giydiğiniz zaman içinizdeki şortun yandan çıkmasını ve önden bir tık görünmesini çok severim. Bomboş görünmesindense işte bu jean şortunu iki taraftan da çıkarmış, göstermişsin. Bu bir kere benim çok hoşuma gitti. Fakat bu tarz senin tarzın değil. Konsepte buydu zaten. Aynen. Seni kutluyorum kızım. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Çok farklısın. Teşekkür ederim hocam. Bambaşka bir Hülya'sın. 8 aydır beraber olduğumuz Hülya gitti. Bambaşka bir Hülya gördüm. Aferin kızım. Teşekkür ederim. Bu kadar. Gülşah'ım. Hoş geldin. Hoş bulduk Gülşah. İyi ki sana dün bir en büyük boy file giy dedim yani. Tabii oradan hemen konsept yaratılmış belli. Gider misin böyle, gidersin, çok iyisin. Takılar falan muhteşem. O gözlük ne mana? Ben de gözlük çok beğendim Gülşah Hanım. Bak hani... gözlük ayrı güzel ama bu kombinin gözlüğü değil aşkım. Ya. Mesela buna ne takabilirdin biliyor musun? Eda'nın geçen gün taktığı tam şurasında duran var ya burun üstü gözlük. Öyle bir şey olurdu. Bu gözlüğün hakkı böyle daha atıyorum böyle hani efil efil kıyafetler olur da mesela puantiyeler bir şeyler ya da çizgiler hani öyle bir şeyle ters köşe yaparak takabileceğin çünkü sen şu anda bildiğin bir hani çok ciddi bir star edasında geliyorsun ya da aynalı başka bir şey yapsın ya da yuvarlak camlı bir şey kullansaydın. Yani havalı bir şey isterdi bu. Teşekkür ederim evet. Hülya Hanım. Buyurun. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bu gözlük gerçekten senin şıklığını biraz aşağı çekmiş. Ama simsiyah bir şeyi taktığın zaman... Aynen. Olay kendi içinde bütünlük yakalayacak ve yani kusursuz görünecektin. Genelde böyle çizgili gözlükler daha çok yaz sezonunda kullanılır. Evet, tabii. Ve şimdi üzerinde kürk var. Yazlık bir gözlüğü takamazsın. Bir dakika çok doğru bir şey söyledin. Çizgiliden çok plexi gözlük. Evet. Onun için zaten yaz kullanılır. Kışın kullanılmaz o gözlük. Evet. O nedenle çok iyisin. Sadece gözlüğünü beğenmedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öyleyse puanlıyoruz. Yıldızlı 5. Teşekkür ederim. Ben beğendim. 5. Teşekkür ederim. Ben gözlüğünü beğenmedim ama gözlükten puan kırmayacağımı söyledim. 5. Teşekkür ederim Gülşah Hanım. Çünkü ben böyle bir şey artık senin yapacağına inanmak istemiyorum. Yani zorlama. Lütfen zorlama bazı şeyleri. Çok güzel bir şey yapmışsın ve siyahla bitirecektin ve olay bitecekti. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Aleyna! Bak hatta çok güzel uzatılıyor sonunda. Ne oldu? Çorabı çizmesine takıldı. Ne olacak? Yapışmış. Ha pardon tamam. Aleyna! Nasıl? Sesim nasıl? Beğendin mi? Maşallah favoretti gibisin Uğurkancığım. Birlikte söyleyelim mi hocam? Aleyna'yı beraber tamam. Söylüyoruz. 1, 2, 3. Aleyna! Aa, oldu. Tabii ki. Şimdi geri göndereceğim zaten. Nasılsın kızım? Hocam iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Ben ve bizler de çok iyiyiz. Hemen konseptini söyle lütfen. Hocam ben dünyaca ünlü bir starım. Peki. Arabamdan şöyle bir adım attım ki... Peki. Aa, paparaziler karşımda. Ah. Aleyna Hanım kıramadım. Ben insanları çok kıramam. Evet. Bir röportaj yapmak istediler. İş hayatımla, aşk hayatımla alakalı. Ben de onlarla röportaj yapıyorum. Evet. Lütfen fiyatları da söyle. Çizmelerim ve çantam Doya Doya Moda özel 100 TL. Çorabım 95 TL. Sivitim ve içimde şöyle bir tane biker şortum var. Şöyle göstereyim. Bunlar 200 TL. Montum 350 TL. Şapkam ve küpelerim 200 TL. Gözlüğüm de 50 TL hocam. Evet. Doğru şimdi söyledim. Güzel. Bir paparazilerden biri seninle röportaj yapacak. Sen de müsaade istedin. Evet. Hey Aley. Aley. Hemen sana bir soru sormak istiyorum. Seni burada yakalamışken ta Türkiye'den kalktım Amerika'ya seninle bu röportaj yapmaya geldim. İlk sorum. Çok doya doya. Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Doya Doya Moda'dan sonra çok hızlı bir şekilde Hollywood'a geçiş yaptın. Bu başarının sırrı ne Aley? Şöyle diyeyim. İnandım. Çalıştım. Başardım. Evet çok sürmedi. En önemli yaptığım şeylerden bir tanesi emek verdim ve bugün buralara kadar geldim. Çok kısa sürdü. Akıllarda kaldım, hafızalara kazındım. Şu anda da en büyük projelerde yoluma devam ediyorum. Çok daha fazlası olacağına da çok inanıyorum. Biz de başarılar diliyoruz. Peki Türkiye'de Aleyna'ydın, Amerika'ya geldin, Aley oldun. Yeni ismine alışabildin mi? Aslında bana Türkiye'de de Aley derlerdi. Yakınımdakiler söylerdi. Ama Aleyna ya da Aley Turka gibi isimler de söylüyorlardı sizin için. Ama Amerika'da sadece ve sadece Aley'siniz. O arkadaşlarla biraz aram iyi değildi. Sıkıntılara kaldık, biliyor musun? Kendisine de buradan selamlar. Sarışın bir arkadaştı kendisi. Gözleri renkliydi falan böyle. Lens takar mıydı? Lens takardı, çok severdi. Güzel miydi? Güzel bir kadındı. Ondan sonra şimdi kendisi de sunucu oldu bu arada. Arada görüşüyoruz, halimi hatırıma soruyor sağ olsun. O da biliyor musun Aley demeye alıştı. Aley diye arıyor şimdi, her zaman öyle yapıyor. Çok mutlu olduk sizin adınıza Aley Hanım. Peki bir soru daha sormak istiyorum. Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Şu an tek başımayım. Kendimle ilgileniyorum çünkü çok işim var. Önceliğim tabii ki kariyerim. Peki Justin Bieber'la bazı haberleriniz çıktı magazinde. Bunlar doğru muydu, yalan mıydı? Hepsi asparagas haber. Biliyorsun çok ünlüyüm, dünya starıyım. Herkes beni konuşuyor. Tabii. Herkes saçma sapan haberler yapıyor. Olmayanı konuşmayı severler. Hiç umurumda değil. Justin'in sevgilisi var. Sevgilisiyle bile aynı masada oturup yemek yemişliğim var. O benim kardeşimdir. Siz de Emel Başkan gibi çok mütevazesiniz Aley Hanım. Peki bir soru daha sormak istiyorum size. Doya Doya Moda. Bu arada çok acelem var, biraz siz gelin. Tamam efendim, hemen sorularımı hallediyorum. Doya Doya Moda All Star'la geri dönmeyi düşünüyor. Siz Doya Doya Moda All Star'a geri dönmeyi, tekrar Doya Doya Moda'da olmayı düşünüyor musunuz? Çok ısrar ederlerse belki bir düşünürüm. Biliyorsun yurt dışındayım, işlerim çok yoğun. Ama belki jürilerimi özlediğim için dönebilirim. Hepsi birbirinden değerli. Bir düşünmem lazım, bir ajansımla, menajerimle bir konuşmam lazım. Eğer o tarihler arasında bir boşluğumuz varsa mutlaka değerlendireceğimden %100 emin olabilirsiniz. Harika. Peki Aley, görüyorum ki Hollywood'a girince şapka stilini değiştirmişsin. Hep kep takardın. Farklı bir şapka görüyorum. Acaba bu Hollywood'da artık böyle mi olacak? Artık eskiden her gün taktığın şapkayı takmayı bıraktın mı? Amerika'da fashion böyle bacım. Öyle bir bacım. Böyle bacım. Çok beğendim. Çok teşekkür iyi olmuş. Ederim. Gerçekten başarılarınızın devamını diliyorum Aley Hanım. Hoşçakalın. Çok acelem var. Hoşçakalın. Aley. Evet hocam. Bu arada bana hep Aley derler. Ailem gerçekten falan da diyor. Evet. Yani Hollywood'a gittiğin için Aley olmadın. Yok, bana herkes öyle söylüyor. Aley diyor. Hülya, sen nereden biliyordun? Yani ben Aley demiyorum aslında. Biz arkadaşken de o bazen diyordu. Anladım. İlk zamanlarda. Anladım. Fanları bana da herkes Stefano der. Stefano. Kim? Fanların Aley diyor. Bana da Dimitri. Fanların da diyor, evet. Evet. Tak gözünde. Seni hiç bu tarz bir kıyafetle görmedim. Evet hocam. Keşke görseydim. Ya. Hiç şu ana kadar giyindiklerinin, şapka hariç değil mi Hülya? Giyindiklerinin farklı bir halinde karşımızda Aleyna. Ha? Buyurun. Evet, farklı şapka takmış. Evet. Şapka haricinde çok farklı gördüm. Ben seni çok beğendim. Bu kıyafeti puan kırmayacağım. Böyle uzun pofudukla değil, daha kısa pofudukla daha ortaya çıkarabilirdin. Bu benim düşüncem. Gülşah'ım. Şimdi Aleyna, maalesef ben aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Çünkü yine söylüyorum, yani artık şurada üç günümüz falan kaldı. Bir kere bu file kalın dokulu bir file olduğu için, orta boy file en çok kullandığım filedir benim. Ama bu değil, daha ince iplikli ve var. O gittiğiniz yerlerde de var. Bu kalın dokulu, bu kadar keskin bir siyah gözüme battığı için ve o diz altı, o çizme, mavi çizme, Allah'ım o bağcıklar falan felaket. Hani bir diz üstü olsa hadi bir şey. Şimdi bu pufidik monta gelecek olursak. Yukarıda benim odamda var. Benim Vedat'ta var. Şurada ekipte 50 kişiyiz. 25'inde bu monttan var. Bu şapkanın altına bu kemik gözlük. Niye daha tarz, niye daha yuvarlak, niye bir şey? Evet, şapka, sweatshirt, kapşon, şahane. Ama bir pahalı bir şey görmüyorum üzerinde, pahalı bir şıklık görmüyorum. Bunu para olarak söylemiyorum. Yani bir star yok üstünde. Sadece sen güzel olduğun için böyle bunu taşıyorsun. Hani bunu gerçekten çirkin bir kız giyse, havası cıvası olmayan bir kız giyse zaten otur yerine, yıkıl karşımdan derim. Bu ne? Bu kadar iddialı bir yarışmacısın. Bu ne? Nerede? Star parçan hangisi mesela? Yani çizmelerim tabii ki ama tamam, şöyle. O çizmeyi neye düşünerek yani ben, o çizmeyi aldın? Kürk giymek, normalde kürk tercihi yapardım fakat kürk giymek istemedim. Ben kürkten bahsetmiyorum. Hayır, jean yani, mont da olabilirdi. Dediniz ya zengin dursun ama jean mont da hep. Bak hayır işte bak anlaşamadığımız konuşu. Zengini anlamadım, başka bir şey söyledim. Anlaşamadığımız konuşu. Az önce ne dedim? Bu paradan bahsetmiyorum dedim. İlla ki bir kürk giymek seni zenginleştirmez. Evet havalı yapar belki. Ama o kürkün altına o çizmeyi giysen yine kombinin eksik ve fakir kalır. Anlatabiliyor muyum? Eksik kalır. Olmayan bir şey var. Ben bunu hiç beğenmedim. Benim için böyle. Buyurun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Aleyna'cığım, çok kısa bir yorum yapacağım şimdi. Filelerin iddialı. Evet. Ayakkabının modeli iddialı, rengi iddialı. Şimdi bu kadar iddianın bir arada olmasına gerek yok. Ayrıyeten bu puf, elyaflı, uzun kapşonlu palton çizmelerini kapatmış. Yani o kadar iddialı şeyler üst üste ki birbirinin önüne geçiyor. Yarışıyorlar kendi içinde. File iddialı. Botun modeli iddialı. Renk de koyunca kendi içlerinde yarış halindeler. Yani üstünden çok altında böyle bir yarış var. Evet. Tek bir şeyin yarışması lazım. Veyahut da tek bir renkle yapsaydın çok şık olurdu. Aleyna'cığım ve diğer arkadaşlar, yani çoğu kez aynı şeyleri söylemekten ben bıktım ama siz yapmaktan bıkmadınız. Artık bu tarz eksiklikler diyeceğim. Çünkü sürekli bunları söylediğim için hata demiyorum yani. Bu tarz eksiklikleri lütfen gündeme getirmeyin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aleyna. Yasemin Hanım. Star oldun demek. Hadi bakalım, neden olmasın. Problem yok. İyi ki altına böyle bir renk kattın çizme. Şöyle bir aç lütfen. Güzel. Daha büyük bir hoodie isterdim. Üzerindeki o siyah kapşonunun daha büyüğünü. Üzerine daha farklı bir puffer isterdim. Ama onu oralarda bulamayabilirsin. Giydiğin zaman bence olağanüstü kötü ama omuzlarından düşürdüğünde bir tık toparlıyor benim için. Yani böyle daha derli toplu. Ne eksik biliyor musun? Işıltı, ama nasıl bir ışıltı isterdim ben. Kocaman, pırıl pırıl bir kolye, boy içeride, kapşonun içeride kalacak, kocaman bir taş dışarı çıkacak. Buradan dışarı çıkacak, anladın mı? Anladım. Öyle bir şey istiyor. Daha farklı bir gözlük, daha iyi olurdu bu. Çünkü çok sert şapkan bir anda altta zaten zor çıkartıp zor geri takıyorsun. Hani böyle bir şapkanın altına takabileceğin bir gözlük modeli değil o. Onun dışında... parıltın yok ama fena görünmüyorsun. Emeğine sağlık. Teşekkürler. Puanlarımızı veriyoruz. 5. Teşekkür ederim hocam. 2. Teşekkürler. Teşekkürler. 4 star Aleyna. 4 Aleyna, çok dikkat et. Teşekkür ederim. Çok dikkat et. 3 gün kaldı. Evet Aleyna'cığım, şimdi Deren'i almadan önce şimdi seni bir şöyle alıverelim. Ne geliyor? Ay gene ne sürpriz geldi. Mi? Öf. Ne geldi? Şey diyormuşum. Herkes böyle bir heyecanla bakıyor. Sandalye yeni yok. Bir sürpriz var. İnsan sabah yok. Bir yarışmacı gelecek demiştik. Evet. Siz beni gördünüz, bir rahatladınız. Evet. Ama doğdu güneş. Efendim, alkışlarla bu sezonun en favori yarışmacılarından biri geliyor. Tina! Tina! Ya. Merhaba. Ah Tina. Hoş geldin. Hoş geldin Tina'cığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Hep ulaşmaya çalıştık sana. Evet. 2 gündür buradayım. Yeni geldim. Hoş geldin. Zaten hemen gelir gelmez ekibim ulaştı ve konuştum onlarla. Ah canım Tina. Ne kadar güzel Tina. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldin Tina. Hoş bulduk. Onlar şoktalar. Finale gidiyoruz. Evet. Oh. Ah Tina, iyi misin? İyi olmaya çalışıyorum. Çok haklısın. Senin ve ailenin başı sağ olsun ve sabırlar diliyorum kızım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sina'mıza. Evet. Buradayken kardeşim vardı ama artık yok. Tina, ah Tina. Sina'yı kaybettik. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Ailenin Yasemin. Başı sağ olsun. Sağ olun. Ah canım. Erkek kardeşini. Evet. Haberi alır almaz gittim. Sizlere bir şey anlatmak istiyorum. Çok kısa. Kusura bakmayın. Hani birini özlüyorsun ya, özellikle hani canın, kalbin, gidiyorsun onu görüyorsun ve özlemin geçiyor, sarılıyorsun, hani o özlemin geçiyor artık. Ben gittim, Sina'yı gördüm, sarıldım ama özlemim geçmedi. O yüzden... Orada anladım ki toz pembe içinde yaşıyoruz. Yani gerçekten ne kadar rahat ve ne kadar küçük şeylere acı diyormuşuz. Bu öyle bir şey ki anlatamam yani. Ben düşmanıma bile böyle bir acı istemem. Çünkü ben orada kalbimi mezara koydum. Ah bebeğim. Ve sen buradayken bu haberi aldın. Değil mi? Evet. Ve sana önce vefat ettiğini söylediler mi yoksa ağırlaştı, gelmen gerekiyor mu dediler? Şimdi ilk önce... Bir sakıncası yok değil mi sormam? Yok. Gibi. Şimdi kardeşimin hiçbir şeyi yok. Diyaliz oluyor. Gitmişler. Diyalizin o yeri enfeksiyon kapmış. Ve içine, midesine döküyormuş ve bunu anlamamışlar. Ah. Ah. Öksürüyormuş. Sonra o gün uğraşmadım aileme. Biz bir hafta öncesinde kayınpederimi kaybettik. Ay, hepimiz aynı yerde oturuyoruz. Sonra ben baktım kötüyüm yani. Dedim ki benim bir şeyim var dedim ya. Hatta şey dedim, hastaneye gideyim. Çünkü benim kalbim hızlı vuruyor. Sonra şey dediler ya, yok stres olmuşsun, şimdi babayı kaybettik stresten. Yok dedim, benim kalbim kötü vuruyor yani. Çünkü böyle bir tecrübe şu ana kadar yaşamadım. Dedim ki ben iyi değilim, beni hastaneye götürün. Sonra biraz işte su içtim, limonlu su içtim falan. İyileşmiyorum. Annemleri arıyorum. Biraz durumlar kötü olduğu için internetten ulaşamıyorum. Sonra normal aradım. Dediler ki hastanedeyiz, hiçbir şey yok, normal, diyalize geldik. Sadece diyalizin yerini değiştirecekler dediler. Dedim ki anne dedim, benim içimde kötü bir his var dedim. Emin misin bir şey yok? Yok dedi kızım, bir şey yok. Sonra akşamüstü oldu, arıyorum, hiçbir şekilde artık ulaşamıyorum. Abimi aradım, dedi ki biz hastaneye geldik. Anneme ver dedim, annem diyor ki, Tina, kızım gelmek istiyor musun dedi. Dedim ki bir şey mi var? Yok dedi, bir şey yok. Hani gel dedi ya, gel Sinan'ın yanında kal. Hani sen gelince o hızlı hastaneden çıkıyor. Tamam dedim, geliyorum. Bileti baktım işte bu yarın değil bir sonraki güne aldım. Hani gideyim de evden Sinan'a aldığım eşyaları toplayayım. Bileti aldım. 2 gün sonrasına. Sonra annem tekrar aradı, dedi ki ilk uçakla gelebiliyor musun dedi. Niye dedim. Dedim ki yaşıyor mu dedim. Anne doğru söyle. kalbi vuruyordu sadece. Sonra kapattım telefonu. Abim aradı, dedi ki bak dedi, Umut'la gelmedi de artık yaşamıyor dedi. Ve nasıl gittiğimi hiç bilmiyorum. Herkes beni deli zannediyordu bütün yol. Ama evimizin ta onuna kadar gittiğimde, ta o Sina'nın fotoğrafını görmediğimde inanmıyordum. Ve böyle bir şey yok. Ah be. Allah sana ve ailene sabırlar versin. Amin. Nur içinde yatsın. Annem ve babam çok telaş etti biz bugünü görmeyelim diye. Ama olmadı. Nur içinde yatsın. Sizleri kötü etmek istemiyordum. Finala yakın sizlere başarılar demek için geldim. Haberim var mıdır bilmiyorum. Hülya'nın kardeşi bir trafik kazası geçirdi ve bir hafta o da yarışmada yoktu ve yoğun bakımda, hani yaşamla ölüm arasında bir durumdaydı. Evet. Ve biz ona ulaşabiliyorduk. Sana şimdi hiç ulaşamadık ya. Ve bekliyoruz Gülşah Hanım, bekliyoruz işte yönetmenim falan diyordu. Ve o dönemde çok kötüydü, ailesi, o da, herkes, şu biz de çok perişandık. Ay Ahmet iyi oldu falan derken hadi darısı Sina'nın başına falan dedik. Evet. Ve arkasından senden böyle bir haber geldi. İnanın şimdi size böyle bir şey anlattığımda hayalimde bile aklımdan geçmezdi ve rüya gibi duruyor. Ah yavrum. Anneciğim kız peki? O benim için tutuyor kendini, ben onun için. Aslında gelmem bence ona iyi gelmiştir şimdi. Değil mi? Buraya zaten onun için gelmiştin. Evet. Sina için buradaydın. Ah... Şimdi ben de geçen sene en büyük ablamı kaybettim. Yani insan hayatında hani canından birini kaybettiği zaman çok başka oluyor. Ve bütün arayanlar bana Serdar'cığım nasılsın demeden önce annen nasıl diye soruyorlar. Evet, evet, çok. Ben şaşırıyordum. Çünkü hayatımda hiç böyle bir tecrübe yaşamadım. Neden annemi soruyorlar sürekli dedim. Ne zaman anladım biliyor musun bu lafın anlamını? İzmir'deyim. Balkondayım. Yağmur yağmaya başladı. Annem dedi. Annem ağlıyor. Niye ağlıyorsun dedim. Şimdi ablan ıslanıyor dedi. Ay. İnanamadım. Yani ama anne olmak başka bir şey. Evet. Kardeş olmaktan da çok farklı bir şey. Zaten ben hep derim, ben bu kadar kötüysem onları düşünemiyorum. Ay mahvoldum ben. Ama maalesef hayatta ölüm diye bir şey var. Canım benim. Biraz... Nasıl bak, finale geldik. Aynen. Ne diyorsun kızlar? Bak. Görüşüyor musunuz Hülya ile Aleyna'yla? Arada sırada konuşuyoruz ama zaten ben yaklaşık bir aydır telefonum kapalı. Yani inanın konuşmak istemiyorsun ya. O an biri hani başsağlık diliyor ya, aslında kötü bir şey değil. Senin için gelmiş ama biri başın sağ olsun deyince ona kabul edemiyorsun, istiyorsun. Değil mi? Ne diyorsun ya? Kabul edemiyorsun. Hiçbir şekilde. Bu kadarını bilmiyordum. Ah bebeğim. Ben hep inanıyorum. Sina ve benim ablam hep yanımızda. Hissetmeyeceğiz belki. Ama ara ara gerçekten hissediyorsun. Evet. Çünkü senin mutlu olmanı görmek ister. Çok isterdi. Hep diyordu ki senin başarını görmek istiyorum. Şimdi biz üniversiteye gitmişiz. Herkese fotoğrafımı göstermiş. Benim ablamın bakımını. Herkes bir şeyler anlatıyor. Bunlar... Tabii ki mutlu ediyor ama bir yerden sonra dedim, bana anlatmayın artık. Dedim ben paramparçayım, bunları deyince daha da kötü oluyorum. Ben kalıyorum böyle ne böyle oldu ya? Kalıyorum. Yanınıza gelin mi, ister misiniz biraz? Çünkü Uğurkan Bey'in de abisinin durumları şu ara kritik. Değil mi Uğurkancığım? Evet. O nedenle hassas bir dönemde. Güzel kızım. Hiçbir şey diyemiyorum ama. Biliyorum çünkü. İyi misiniz? Güzel kızım. Evet, bir sonraki yarışmaya rica bir All Star'a neden olmasın Tina? Bir sonraki yarışmacıyı çağıralım. Ha, bir sonraki yarışmacıyı çağıralım. Evet, bir sonraki yarışmacıyı çağıralım. Tina'cığım tamam. Deren gel bakalım. Güzel, Tina da sağlasın. Evet, Aleyna'cığım seni de istersen böyle alalım. Evet, hoş geldin Deren. Ayakkabın yok zamanında. Zamanını yetiştiremedin, ayakkabını alamadın değil mi? Evet. Peki, fiyatlarını ver, konseptini söyle. Fiyatlarımı vereyim. Kumaşıma 90 TL verdim, terziye 100 TL verdim. İçimdeki kropa ne kadar verdim? 60 TL verdim. Ceketime 300 TL verdim. Takılarıma 180 TL verdim. Yok 75 TL verdim. Çantama da 40 TL verdim. Ya Deren. Çok tatlı. Çok lokum bir kızsın sen. Teşekkür ederim. O kadar tatlısın ki. Her gün acaba Deren'in ne macerasıyla karşı karşıya geleceğiz diye böyle sabırsızlıkla bekliyorum ama Deren olmaz. Yani ne kombinin olur. Sen nasıl bu final haftasına kalıverdin? Çok güçlü isimler vardı. Al işte bir tanesi Tina. Evet. Burada Tina'nın olması lazımdı. Zeynep'in olması lazımdı. Nasıl? Diyorum ki podyumdayken ben burada. Evet. Ama yani Deren'cim kusura bakma üzerinde eleştirebileceğim, yorumlayabileceğim hiçbir şey yok güzel kızım. Çok tatlısın ama olmuyor. Bu yarışmanın başından biri böyle olsaydı bu durumlarda kalmazdı. Çünkü ben Hülya, ben bu durumlarda kalmaz. Hülya'yı geçerdim dedin değil mi? Hocam vallahi ayakkabım olmadan konuşamam artık, ayağım çok üşüdü. Tamam o zaman hemen rica edelim ayakkabılarını. Derencim, evet. Bu nasıl bir iddia? Yarışmanın başında olsaydım Hülya'yı geçerdim diyorsun. Yani sizden çok şey öğrenirdim. Evet. Kendimi çok geliştirirdim. Ben Deren'e hep söylüyorum her fırsatta. Gerçekten seviyorum ama Deren sen gerçekten umutsuz vakasın moda anlamında. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden biliyor musun? Ben de burada çok şey öğrendim ama bende bir şey vardı. Gerçekten vardı. Yani o sende yok. Sana üstün başarından dolayı tebrik ediyorum ve yorumumu burada bitiriyorum. Ben bu kombinimden çok emindim ya. Ne? Evet. Evet, hatta Melike de beğendi. Melike bu kombini beğendi. Yapmak istemişti. Şöyle hocam, şöyle hocam, benim klasörümde bu kombin var ama tabii ki de aynısı değil. Böyle değil ya. Asla böyle değil. Benim ceketimde vatkalar var, içinde hiçbir şey yok, ceketimin beyaz. Kot rengi, cin rengi gerçekten. Onun rengi zaten saçma sapan. Altında çorap çizmem var vesaire vesaire. Bambaşka bir şey yani. Yani tam anlamıyla asla bu değil. Yani... Aa, Deren çok şekersin. Teşekkür ederim. Onu yaptırdın değil mi eteği? Kumaşı evet. Aldın yaptırdın. Evet. Aa bebeğim. Yoksa böyle bir etek ben de evet. Hatırlarsanız. Melike dedin ya aynı look'u kaydetmişiz diye. Aşkım look başka look ama senin buraya geldiğin şey bambaşka bir şey. Evet Deren. Aynen. Ama o da işte kendisine göre yapmaya çalıştı. Sonuçta aynı şeyi beğenmişsiniz değil mi? Evet. Yani aynı şeyi beğenmişsiniz. O yapabildiği, görebildiği bu. Ah Deren çok tatlısın. Keşke bir günde tatlı olmayıp tarz olsan. Keşke. Ya yiyeceğim seni. Keşke hem tatlı olsan hem tarz olsan. Canım çok benim. Emeğine sağlık. Sen sonuçta denedin ya, uğraşıyorsun. Herkes yapabilecek diye bir şey yok. Benden hep ikimi almak istiyorsun çocuğum. Biraz insan bir değiştirir, bir şey yapar. Bu nedir çocuğum karşımda? Yani seni hakikaten çok seviyorum. Tertemiz, pırıl pırıl bir çocuksun. Teşekkür ederim. Ama sen benim karşıma böyle nasıl çıkıyorsun çocuğum? Seni hiç kırmak istemiyorum. Hakikaten istemiyorum. Olmamış be çocuğum, olmamış. Teşekkür ederim. Evet, puanlamaya geçiyoruz. Yıldızlar içerisinde bir. Yıldızların altında. Sen kaç veriyorsun? Siz? Ha, tamam, bozulmuyormuş. Teşekkür ederim. Yok, bozulmuyor. Totemi bozmayayım dedim de bekle. Derencim. Deren ve Tatlı Deren. Ve 2. Teşekkür ederim Serdar Bey. Ben teşekkür ederim Deren. 5. Teşekkür ederim. Deren gene 6 aldın toplamda. 6 alıyorsa. 2. Kızım. Artık bozulmadı gene. Biz bunu cuma günün yerine koyup hediye alamıyor muyum acaba? Yok yok, hediyeni söz verdiğimiz gibi. Dur bakalım. Evet, dur bakalım. Derencim, seni yerine alalım lütfen ve Eda'yı podyuma davet ediyorum. Merhaba. Önce bir aynaya baktın, kendini evet. Çek et, kontrol ettin. Hemen fiyatlarını rica edebilir miyim? Çok fazla parçam var, yanlışım olursa yani dolu mu geldim diyorsun bugün? Çok farklı yerlerden sürekli olarak pırçık pırçık aldım. Ayakkabılarım 100 TL. Çantam 140 TL, kemerim 50 TL, zincirim, yüzüğüm ve tişörtüm 365 TL, kumaşlarım 165 TL, küpelerim 20 TL, çengelli iğnelerim 20 TL, sanırım bitti. Bitti mi? Eldivenlerin de kumaşların içinde mi? Evet hocam. Onu diktirdin onu. Eteğimi diktirdim. Eldivenlerimi diktirdim. Tozluğumu diktirdim. Böyle yaptım. Bunu da ben yaptım. Bunu da. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Konseptini alabilir miyim lütfen? Hocam Bostancı'da Şebnan Ferah ve Hayko Cepkin beraber sahne alıyorlar. Onları izlemeye gidiyorum. Çok güzel. Şimdi sana baktığım zaman... Saçın, makyajın, boyunluğun, tişörtün, genel olarak konseptine göre doğrusun. Sadece şeyi denemeyi düşündün mü hiç? O bacaklarını saran, o çengelli iğneleri bir de arkada görmeyi tercih etmedin mi? O zaman oturup kalkamam çünkü batıyor, acıtıyor. Şu anda bile bacak üstüne atırken... Acıttılar. Anlatın. Bir dönebilir misin lütfen? Bir şey bakacağım. Tabii. Onları çok önde görmek istemezdim. Çünkü zaten önde dönüyorlar. Bir resimli bir tişörtüm var. Belindeki kemer, her şeyin metal. Arkada tercih ederdim. Çantana bakabilir miyim? Ayakkabılarına göre doğru bir çanta bana göre. O da rivetli. Genel olarak hoş görünüyorsun. Göz makyajını kendim yaptım. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eda. Yasemin Hanım. Ay bu ne? Wow. Bu ne? Ne onlar? Gül gelmiş. Kimden gelmiş? Bilmiyorum, not yok. Açsana. Neresinde açayım? Şöyle mi açayım? Buldum. Ne diyor? Seni kırdığım için üzgünüm, barışalım mı? Bozuk muydu aranız? Evet. Trip atıyordum hocam. Ay ne güzel. Pazar günden beri konuşmuyordum kendisiyle. İletişimimi kapatmıştım. O da sanırım öyle bir şey yapmış. Teşekkür ederim. Neden öyle bir şey oldu? Hocam bir şey oldu aramızda. Ben de küstüm. O da ilişkimizle alakalı konuşmaya devam ediyordu. Ben de diyorum ki şu an ilişkimizi konuşmamıza hiç gerek yok, vakit yok. Kim haklı, kim haksız çok önemli değil. Cumartesi konuşuruz diyorum. O inatla pazartesi konuşmaya çalışıyor. Şu an dünya durdu benim için. Buranın bir daha telafisi yok. Bir daha pazartesi, salı olmayacak. Bir daha bu dakikaları yaşamayacağız. Ve konsantrasyonumu, dikkatimi, enerjimi, cümlelerimi başka şeylere ayırmak istemiyorum. Evet, sen de enerjini yüksek tut, devam et. Al bu çiçekleri de dedi. Güzel. Sen ver o gülleri bana, kalkamıyorum şimdi. Ver. Ver bana. Neydi ismi arkadaşımızın? Tayfun. Tayfuncum, güzel kardeşim. Zahmet edip bu gülleri yollamışsın. Teşekkür ederim. Bunları ben alıyorum. Hayatın merkezine kendini koyman nefis bir şey. Aferin sana ve bu çalışıyor galiba. 2 gündür çok iyi geliyorsun. Teşekkür ederim. İyi yaptın. Bak çiçekler de öyle ayağına gelir. Nasılsın? İyiyim galiba. Şu anda bu güllerden sonra evet iyi oldum. Böyle aferin. Bir şımartıldığım için teşekkür ediyorum. Ben Tayfun'u çok sevmiştim. Çok düzgün bir çocuk tanıdığım kadarıyla. Efendim. Şimdi yorum yapar mısın benim için? Ya, Tina. Evet Tina. Evet. Lütfen. Hayır Tina, ben de devam edeceğim. Ya. Hadi yap benim güzel kızım. Tina. Benim bir tane. Gerçekten yap, ben onu. Yap şimdi. Hadi lütfen. Bak o da istiyor zaten. Hayır, eldivenlerini çok beğendim. Ya yerim ben seni. Ben de seni burada görmeyi çok özlemişim. Bence tek tek değil ama kombin güzel olmuş. Yani tek tek değil ama kombini bir arada çok güzel olmuş. Çok güzel görünüyor. Bak benim güzel kızım. Ben neye takarım? Bunu sen çok güzel biliyorsun. Oradaki tenin biraz daha fazla görünmesine. Yani bu eteğin biraz mini. Evet. Çek yukarı biraz daha lütfen. Çekebildiğin kadar. Bu aranın fazla görünmesini isterim. Bu benim kendi takıntım. Bunu sen çok iyi biliyorsun. Bir de demin Serdar çok güzel bir şey söyledi. Ters görseydim dedi. Önü düz. Onu neden söylediğini tahmin ediyorum artık. 8 aydır kulisteyiz ve çok şeyi tartışıyoruz. Evet. Çünkü ben onun moda bilgisine de hayranımdır bu arada. İtalya'dan bir sürü şeyleri getirir bana. Anlatır bu böyle bak şimdi bu sezon bu geliyor, bu sezon bu geliyor, bu sezon bu geliyor. Her yerinde bir işleme var. Bak kemerin, çantan, çorabın çengelliğiyle en azından o çengelliği arkada bir hareket verseydin çok daha güzel olurdu. Hoş musun? Hoşsun. Farklı mısın? Farklısın. Hiç senin tarzın değil. 8 aydır gördüğüm Eda'mın tarzı değil. Ama değişiksin. Çabalıyorsun. Çok hoşuma gidiyor. Aferin. Bu kadar kızım. Evet, hoş geldin Eda. Gülşah var. Ben seni beğendim, tarzını, kombinini. Fakat eksiksin. O eldivenleri taktın. Ben daha geçen gün Hülya'ya burada bunu söyledim. Nerede üzerinde bir deri ceketin? Bir tişörtün altına o eldiveni takıp buraya gelmek. Hani bir programa konuk olursun ya da bir şov yıldızısındır ya da sahneye çıkacaksın. Hani bunu böyle yapabilirsin ama diyorsun konsere gidiyorum. Konsere gidiyorsan bunları o zaman üzerine bir deri ceket atacaksın. Aynısını ben yaptım burada. Eldivenlerimi taktım, üzerime bir deri ceket giydim ve ertesi günü böyle komple deri haline gelmiştim. Konserdeyim ama ben şu anda. Tam konserde sen seyirci değil misin aşkım? Evet, seyirciyim. Tamam, o zaman ne, konsere nasıl böyle mi gidiyorsun? Nerede üstün? Nerede deri montun? Hava sıcak. Hava sıcaksa eldivenlerin elinde ne işi var? Evet. Konuştukça puan kırdırtma kendine. Evet. Tozluklarına yaptığım bu numarayı çok sevdim. O çanta asla olmaz. Asla yani. Zımbalı mumbalı. O zımbalarını mumbalarını görmüşsün, oraya koymuşsun. O değil yani o. Ona ya böyle boyundan böyle bir şey ya tatlı bir freeback. Çünkü konser alanına gidiyorsun, anlatabiliyor muyum? Çantanı sevmedim, eksik geldin. Genel havan çok güzel. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ve... En sonda bende olduğu için açayım. 3. Teşekkürler. Rica ederim. 4. Teşekkürler hocam. 5. Teşekkürler hocam. 4. Teşekkürler hocam. Evet, puanlar demeden önce değerli yarışmacımız Tina'ya çok teşekkür ediyoruz. Ben sizlerden teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum ve bir şey demek istiyorum. Tabii ki. Sevdiklerinizi simsıkı sarılın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Biz de seni çok seviyoruz. Güzel kızım. Görüşürüz. Hadi güzel kız. Bebeğim bir tane de bu tarafını da. Küsmesin. Arkadaşlarına da vedalaş lütfen. Eda'cığım sen de yerine geç lütfen. Canım benim. Eda'cığım da yerine oturdu ve ne diyoruz? Puanlar. Eda. 16 puan. Melike 20 puan ve günün birincisi oldu bugün. Tebrikler. Tebrikler Melike'ciğim. Hülya 19 puan. Aleyna 15 puan. Deren yine sonunculuğu elden bırakmadın. 6 puanla günün sonuncusu oldun. Tebrikler. Tebrikler. Yarınki konseptinizi merak ediyor musunuz? Aha. Evet. O zaman konseptimiz gelsin efendim. Konsept geliyor. Aynen, yürüyerek. Yürüyerek konsept. Hiçbir şey geliyor gene. O ne? Hakikaten yürüyerek geliyor konsept. Gerçekten bir şeyleyeceğiz. Tamamlayacağız bunu. Evet. Bir şeyleyeceğiz. Kesinlikle tamamlayacağız. Evet. Gömlekle. Gömlek, evet doğru. Evet, konseptten... Anladığınız kadarıyla. Öyle düşünüyoruz. Bunu tamamlayacağız. kombinleyeceğiz diye düşünüyorum. 5 farklı kombin, bir aynı elbise. Aynen öyle. Evet. Neredesiniz? Pendik. Wow, ilk defa bilemediler. İmraniye. Hayır. Kadıköy. Ya niye? Bilmiyorum ki ben zaten başka kalmadı ki. Bugün Bakırköy'deydi. Evet. İmraniye Kadıköy'desiniz. Alkışlıyoruz Kadıköy'deler efendim. Şuraya bir çıkıp bir programımızı sonlandırayım diyorum. Ay hep özenti hareketler hocam. Bunlar tozlanmış ya. Hesap bu. Hayır tozlanmış. Bakayım bir çalışıyor mu bunlar ya? Aldı ve gidiyordu. Hayır ya bakıyorum çalışıyor mu diye. Canım senin buradan sonra 3 saat sonra Milano uçağın vardı değil mi aşkım? Ha. Al ben de geliyorum arkadan. Arkadaşlar yani hayır şeye bakıyorum yani arkadaşlara vereceğiz ya bu ödülleri. Hediye şekilli kolyeyi de unutma. Yani güvenli mi yani? Git kolyeyi ver Yasemin'e takacağım. Bir dakika. Götürüyor musun? Programı da böyle kapatıyoruz efendim. Ben sana parayla olan ilişkimden bahsetmiş miydim? Nereye gidiyorsun?